bayram günleridir. Güçler barışsın, helalleşsin. İnanınız Allah rahmetini küs kimselerin olduğu yerlere göndermez. Zamanında bir yerde görev yapıyoruz. Yağmur düşmüyor. Rahmetini göndermiyor Cenab-ı Hak. Araştırdık. O görev yaptığımız yerde 3 mahalle vardı. A mahallesi, B mahallesi, C mahallesi. Bölünmüşler. Yunanistan sanki. Ya neyi paylaşamıyorsunuz? A mahallesi, B mahallesini gavur gibi görüyor. Sonra gelip bana diyorlar ki, hocam bir yağmur duasına çıkalım. Sizin duaya ihtiyacınız yok. Bölünmüşsünüz. Allah bölünenlere rahmet göndermez ki. Birleşin diyor. Va'tasimu bihablillah. Allah'ın ipine sarılın ve la teferraku. Ayrılığa düşmeyin. Siz ayrışırsanız A'cı, B'ci, şucu, bucu, şu parti, bu parti, bu meşrep ve tamam herkesin partisi pırtısı ayrıdır ama öbürünü dışlamayacaksın. Mezhebi farklı olabilir. Hacı Baba çok eskiden bir görev yaptığım yerde adam Şafii. Hani şunlar Şafiler şöyle ellerini rükeye kaldırıyor ya, tekbir alıyor ya. Bunlar hangi dinden diyor, dışarıda konuşuyorlar. Bak bak, iki hacı konuşuyor. Ustalar gelmiş doğuda. Doğudakiler biliyorsunuz çoğu Şafidir. Şafiler yine bizim mezheplerimizden. Sadece böyle bir ufak tefek farklılıkları var. Olur. Bunlar hangi dinden diyor hacılar? Cehalete bakar mısın? Ya dinden diyor, dinden. Yok, şey onlar ateşperest. Camiye gelmiş, görmüyor musun hangi dinden olduğunu, bilmiyor musun? Camiye gelen adam mümindir, Müslümandır. İşte buna şahit ederiz ölünce, hani mezara şeye, musallaya konunca. Evet. Rabbül Alemin akıllar, şuurlar, bilgiler, ilimler ihsan etsin bize. Kendimizi yetiştirmediğimiz sürece, ilmi seviyemizi yükseltmediğimiz sürece Müslümanlar olarak geri kalırız. Allah korusun. Birbirimizi sevelim. Yunus'un şu dörtlüğüyle bitireceğiz. Bitirmeden önce bayram namazını tarif edelim mi? Çünkü senede iki defa geliyor. Yunus'un o dörtlüğüyle bitiririz sonra. Kurban bayramı namazı 2 rekat. Önce ya Rabbi niyet ettim, senin rızan için kurban bayramı namazı kılmaya diye niyet edersin. Bunu niye tarif ediyorsun? Senede 2 kez geliyor ya, unutulduğu için. Evet. Ya Rabbi niyet eyledim, kurban bayramı namazını kılmaya tekbir aldık. Uydum imama dediniz. Sübhaneke'yi okudunuz. Sübhaneke'yi okuduktan sonra 3 defa tekbir alıp yana salıyoruz ellerimizi. Allahu Ekber deyip 3 defa tekbir alıp yana salıyoruz. 4.'de bağlıyoruz. Sonra Hoca Efendi, İmam Efendi elhamdülillah biz zamm-ı sureyi okuyor, rüküye gidiyor. Secdemizi yapıp 2. rekata kalkıyoruz. Elham ve zamm-ı sureyi okuyor Hoca Efendi. Siz bir şey okumuyorsunuz imam uyduğunuz için orada. Sonra zamm-ı süre bittikten sonra hocamız 3 defa daha tekbir alıyor. Yanlara bırakıyor. 4. tekbirle rükuya gidiyor. 2 rekat namaz bitmiş oluyor. Cenab-ı Hak kıldığınız ibadetleri, yaptığınız ibadetleri, kestiğiniz kurbanları yüce dergah-ı bargah hamiyetinde kabul eylesin. Kesemeyen kardeşlerimize de imkanlar ihsan eylesin. Kesemeyen dostlarımıza, vali durumu iyi olmayan arkadaşlarımızın da kesmiş gibi Allah-u Teala onların sevaplarını amel defterlerine nakşeylesin inşallah. Evet, Yunus'un o güzel sözüyle kardeşliği, barışı, birliği, beraberliği, rahmeti, sevgiyi, muhabbeti, inayeti yaymak için ne güzel söylemiştir Yunus Emre. Öleli 700 sene olmasına rağmen hala yaşıyor. Niye? Eser bırakmıştır. Cenab-ı Rabbül Alemin onun ismini yaşatıyor. Onun gibi isminizin yaşamasını istiyorsanız kalıcı, hayırlı işler yapalım. Bu bir ibadethane olur, bir kitap olur, hayırlı bir evlat olur, çeşme olur, hastane olur. Kalıcı bu memleketin yemeğini, suyunu içen bizler, ekmeğini yiyen bizler, bu vatana karşı, bu dine karşı bunlar bizim vazifemizdir. Cenab-ı Hak bu duygu ve düşüncede olan kulların zümresine dahil eylesin hepimizi. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Allah'ın selamı üstünüze olsun kardeşlerim. Bayramınız da mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.